Merhabalar. Evet, bir katıl derse daha tekrar birlikteyiz. Gördüğünüz gibi stretch yaparak başladık. Evet, birkaç derstir vücudumuzu büyük hareketlerle, büyük kas gruplarıyla ısıtmaya çalışıyorduk. Ama hemen bana eşlik edin. Kurbağa pozisyonundayız. Ayak tabanlarımızı birbirine yapıştırdık. Ve bir tık kalçamızdan uzakta esniyoruz. Bugün ısınarak başlayalım. Biliyorsunuz ki en güzel ısınma metodu eklemleri açarak. Özellikle başımın arkasından, kalçadan, topuklara kadar arka gövdeyi esneterek başlamak. Çünkü günlük hayatımızda en çok kullandığımız kaslar buralar. En kapalı kaslar buralar. O yüzden buraları ısıtmak güzel. Şimdi sırtı kaldırdım. Bir tık daha ayaklarım ileri gidiyor. Kalçam arkadan, gövdemi öne esnetiyorum. Son kez. Şimdi çok gövdeyi kaldırmadan bacakları biraz daha çektik. En yakına, kalçaya en yakın noktaya geldi. Ellerimle ayaklarımın altından yakaladım. Göğsümü yere koymaya çalışıyorum. Ufak ufak esniyoruz ve 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sırtımızı kaldırdık. Sol bacağımız uzun. Sağ ayağımı sol dizimin dışına koydum. Olabildiğince yukarıda. Sol kol, sağ dizi çekiyor. Çeksin, çeksin, çeksin. Esnet, esnet, esnet. Sırtın dik. Sağ kalça stretch. Güzel. Son. Okey. Şimdi sağ diz çekmeye devam ederken gövdeyi de çevir tersi. Rahat. Diz ve omuz aynı anda. Tekrar. 4. 3. Son. Şimdi bacak değiştiriyoruz. Sol ayağım sağ dizinin dışına yerleştirdim. Sırtım dik. Hadi sol kalçayı esnetelim. Rahat. Çok güzel. Siyetiye, bel ağrınıza, duruşunuza çok iyi gelecek. Ya da bir gün öncesinde çok yol yürüdüyseniz, sırtınızda, kalçanızda ağrılar kaldıysa ona iyi gelir. Son. Şimdi sol dizi çekerken gövdeyi çevir. Tekrar. Burada dönmek kadar yükselmek de önemli. Son 3, 2, hadi bir tane daha en güzeli. Harika. Rahatla. Şimdi hemen iki bacağımız uzun, öne esniyoruz. Ve sol dizi büktük, sağ bacak uzun. Öne esnedik. 1, 2, 3. Değiştir. Ve sol. İki bacak uzun, esnedik.
Şimdi hangi bacağınız daha kapalı? Sol mu, sağ mı? Onu bir kez daha uzat ve tekrar esne. Ve tekrar kıvacak uzun. Bakın bu şekilde yumuşacık olduk, rahatladık. Hem omurgamızı hem bütün vücudumuzu ısıttık. Ve yavaşça kalktık. Isınmak demek aslında vücudun çok sıcak olması anlamında değil. Kaslarımı hissettim. Onları tutabilirim, onları kontrol edebilirim, onların varlığını anladım. Yani aslında proprioseksiyon dediğimiz şey ama çok da fazla karıştırmak istemiyorum. Bunu gayet iyi, bu hareketlerle yaptığımız için şahane. Gördüğünüz gibi hemen bir topu aldık. Ne oldu? Açılan omurgamıza güzel bir giriş yapacağız. Köprü hareketiyle başlayacağız. Şimdi şöyle bir rahatladım. Bacaklarımı uzattım, bir sırtımı rahatlattım. Şöyle ufak ufak sallıyorum, belimi de daha iyi hissetmek için. Güzel. Şimdi dizlerimi büktüm. Omuzlarım aşağı, avuç içlerinden destek alıyorum. Sivis bol tamamen yapışık değil, çok uzak değil. Bir tık boşluk var. Ayaklarımı bastım, dizlerin arasındaki mesafeye dikkat. Köprüye kalkacağım. Başınızın boynunuzun altında hiçbir yükseklik olmaması çok önemli. Dikkat. Bel boşluğunu kapat. Tek tek köprüye çık. Nefes al. İniyoruz yavaş. 1, 2, 3, 4. Bel boşluğunu oluştur. Tekrar. Ve son 2. Son. Harika. Şimdi artık köprüyü biliyoruz ve yavaş yavaş alıştık. Eskiye göre daha bacaklarımızın arkasına kramp girmiyor. Çünkü omurgayı havada tutuyoruz, kalçaya sıkıyoruz, karnı sıkıyoruz gibi. Değil mi? Kramp girerse de hemen hareketi bırakın ve gevşeyin. Şimdi bugün selülit bölgesi üzerinde özel çalışacağım. Köprü de kurban pozisyonuyla başlayacak. Şimdi topuklarımı birbirine yapıştırıyorum. Parmak uçlarımı çekiyorum. Flex. Dizlerimi olabildiğince yana açıyorum. Şimdi bu önemli. Güzel. Sivis bol yine çok uzak değil, çok yakın değil. Onu hareket ettirmeyeceğiz. Kollarımız aşağıda. Dizlerinizi sabit hissedin. Nefes alıyorum. Nefes verirken köprüye kalkıyorum. Tek tek kalça. Sırt, bel, omurga yukarı kalkıyor. Nefes al ve yavaş yavaş inerken dizleri orada tut. Beli koy, minik bel boşluğu. Ya, kafanız karışmış gibi olabilir. 3 tekrar daha yapacağız. Yaptıkça iyi olacak. Ama şuna dikkat edin. Dizler aşağıda. Köprüye kalkınca kalça yukarıda olsun, tamam? Tekrar. Belini yapıştır. Popo yukarı kalkıyor, 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 kalkıyor ve tekrar yavaş, yavaş iniyoruz ve 3. Ve son, poponun bile nasıl çalıştığını hisset. Ve yavaş, yavaş in. Bence hiç fena değiliz. Şimdi paralel pozisyona geleceğiz. Köprüye kalkacağız. Gövdemiz yüksekken bacağı uzat ve çek. İki tane uzat ve çek köprü. Yüksek köprüden in. Hazır. Nefes al. Köprüye çık. Ve bacağı uzat. Kalça yukarı.
Tek. Ve tek tek iniyoruz. Bir, iki, üç ve dört. Şimdi onu kurbağa edeceğiz. Hiç ayaklarımı bozmayacağım kurbağada. Uzayacağım. Olabildiğince topuklar yapışık olacak. Ve tekrar geri çekeceğiz. Hazır mısın? Nefes al. Nefes verirken köprüyü çık. Ve uzak. Bir, kalça yukarı. İki, kalça yukarı. Köprüden in. 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 Harika. Evet. Bence hiç fena değildik. Hem kurbağa pozisyonumu biliyorsunuz, daha önce yerde birkaç mekikle çalıştırmıştım. Ki şimdi onları biraz daha pekiştireceğiz. Hem de köprüde artık büyük topla çalışmaya alışmıştık. Şimdi, hadi devam. Sinirit bölgesini daha da hissedeceğiz. Ayaklarımız kurbağa pozisyonu. Kalçamı yuvarladım. Bir tık ileride. Kollarımı kaldırdım. Karşıya doğru kalkıyoruz. 15 mekik. Ve yattık yavaş. Güzel. Hiç kollarını bırakma. Ayaklarını kalçana biraz yaklaştır. Sağ ayak masa pozisyonu. Ama kurbağada. İç kası bırakma. Dizini ger ve sırtı kaldır. 15, 14. Ve yavaşça indir. Kollar sırt hazır. Sol bacak yine dizim açık. Olabildiğince fleksi korudum. Kalkıyorum. Alt. 7. 8. 9. 10. Yavaşça bacağı indir, sırtı yatır. Sağ masa, sol masa, kurbağadayız. Kalk. Ortaya dokunuyoruz. Bir. Tek tek indir ve yat. Güzel. Karnımız çalışıyor. Bacakları hiç bırakmadık. Şöyle biraz esnetmeye devam. İçler çok iyi gidiyor. Gayet güzel. Şimdi yavaşça bacaklarımı kapattım. Sağ bacak masa, sol bacak masa. Ayaklarımı yapıştırdım ve flex. Her kalktığımda kurban, geldiğimde kapan. Açıp kapan. Açıp kapan. Aç kurbağayı sonuna kadar. Son iki. Rahat. Şimdi tek tek indik. Hemen devam ediyoruz. Sağ bacak masa pozisyonu. Sol bacak masa pozisyonu. Kurbağadayım. Her kalktığımda bacaklarımı uzatıyorum. Hadi bakalım. 10 tane. 1. Kontrol. Son. Harika. Ve tek tek indik. Evet, bu biraz yaktı. Ama orada kalmaya devam. Çok fazla karnımızdaki kanı bırakmadan ellerle bacaklarımızı yapıştırdık, uzadık. Şimdi yine flexteyim, yine kurbağadayım. Çevir bacakları, çevir bacakları. Bırakmadan dirsekleri çek. 10, 9, 10. Ve bekle.
Sağ kol, sol kol, kurbağayı tut, 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 karşıya yan. Ve 10, 9. Ve yavaşça kurbağaya gel, dizleri yana esnet. Şöyle yumuşak yumuşak sağ sol sağ sol yapabiliriz. Kalçayı rahatlatırken bacakları bırakma. Ve devam. Şimdi yine kurbağayım. Bacaklar uzun. Sağ diz yana doğru açılıp kurbağa pozisyonunda gelirken sırtımı kaldıracağım. Hadi bakalım. 10, 9. Diz arkaya. Çok esnetmeye çalış. Son. Uzağa. Güzel. Karnını bırakma. Tekrar pozisyonunu yenile. Çevir, çevir, çevir. 10 tane sol yapacağız. Hazır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karnımız içeride. Dizleri büktük. Tekrar sırtımızı yatırdık. Harika. Şimdi dersin başındaki hareket neydi? Kurbağa pozisyonundayım. Parmak uçlarım flex, topuklar yapışık. Sırtını karşıya kaldır. Mekiğe devam. 1, 2, ve harika. Güzel. Karın kaslarımız çalıştı. Etkisi şahane. Çok güzel yandık. Harikayız. Çalışmaya devam. Ve karından sonra hemen bel kasımızı kullanalım. Evet, şöyle sizi solu sabitlemeye çalışayım. Fena değil. Hemen rengimizi aldık. Bacaklarımızı uzattık. Tam ayak bileklerimin olduğu yere pekleri denk getiriyorum. Gördüm, uzatıyorum. Bu hareketi de çok özlemiştik. Bayağıdır yapmıyorduk. Hadi bakalım ortadan yukarı 20. 1, 2, süper. Belimizin biraz daha üstünü hissettik. Şimdi altını çalıştıracağız. Yerden minik minik kaldırıyoruz. Küçük. 2. Son. Harika. İki set daha var. Ortadan yukarı 20. Aşağıdan ortaya 20. Hazır ve 1, 2, harika. Ve aşağıdan ufak ufak kalkıyoruz. 1, 2, bir diğer taraf. Hazırız. Gövdemiz uzun.
Ortadan yukarı kalkıyoruz. 1, 2, güzel. Nefes al. Ver, rahatla. Aşağıdan minik minik. Güzel. Çok mola vermeden yukarı. 1, 2. İndik. Aşağıdan ufak ufak kalkacağız. Ve minik. 1, 2. Güzel. Şimdi hemen sırtımızı çalışalım. Önce güzel bir shin stretch yapalım. Kalça arkaya. Gövdeyi esnet. Nefes al. Nefes verirken öne doğru gidiyoruz. Cool. Gövdeyi uzat. Ve şimdi en aşağıdan en üst seviyeye geçiyoruz. Ayak parmak uçlarına bas. Direkt kalçayı kaldır. Ters ve. Esne. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Yavaşça dirsekleri bük. Öne. Gövdeyi kal. Aman Allah'ım, hocam bugün neler yapıyoruz böyle? En üst seviyelere, en aşağıdan, en aşağıdan, en yukarılara böyle çıkmazdık. Nasıl oluyor? Diyebilirsiniz, bugün biraz deneyelim. Beni daha iyi görün diye direkt üstümü de çıkardım. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Bir set daha deneyelim, tamam? Yumuşak. Şimdi öne doğru gidiyorum. Dirsekleri büktük. Cool. Ve gövdemizi uzattık. Omuzlar rahat, sırtımız rahat. Şimdi aslında bu güç sizde var. Hiç merak etmeyin, yaparsınız. Ayak parmak uçlarıma bastım. Elimden de destek alıyorum. Kalçayı kaldırdım. Evet, şimdi kollarına it kendini geriye. Topuklarına bas. Esin. 8, 7. Güzel. Şimdi buradan inerken zorlanabilirsiniz ama şu dediğimi yaparsanız kolay olacak. Dirseği hafif bük. Şimdi olduğun yere değil, biraz öne doğru gel. Kollarını kullan. Evet. Olduğun yere inersen kolların seni taşımayabilir, düşebilirsin. Ama kendini öne doğru aldığında kolay olacak. En azından bu dersi birkaç kez denediğinde daha kolay olacak. Şimdi artık sırtımızı biraz ısıttık. Hemen circle'ımı alıyorum. Dikey bir şekilde koydum. Petleriyle yanlardan tutuyorum. Çok esnek olmayanlar rengi biraz daha uzağa alabilirsiniz. Sırtınızın rahat etmesi açısından. Ama hayır, ben biraz sırtımı esnetmek de istiyorum diyorsan çok uzağa alma. Şimdi eller yanlarda. Renge çok bastırmadan. Gövdeyi kaldır. Tekrar dirsek içi. Hadi bakalım. Her tekrarda ringe olan baskımızı azaltıyoruz. Dirsekleri düzelt. Son iki.
Son. Güzel. Şimdi tekrar geriye. Shell stretch. Rahatla nefes al. Nefes verirken öne gidiyoruz. Hu. Ve ayak parmaklarına bas. En aşağıdan en yukarı ters ver. 8. Esne. Şimdi buradan öne dirsekleri bük. Ku. Harika. Güzel. Bence hiç fena değildik. Bir set daha ring. Tekrar 4 tane yukarı kalkacağız. Yine yerleştir sırtını. Sırtın biraz daha açıldı. Nefes al. Ve kalk. Ve 2. Son. Güzel. Tekrar. Shell stretch. Belini rahatlat. Nefes al. Öne gidiyoruz. Ku. Ters ve. Esne. 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2, dirsekleri bük. Arkaya shell stretch. İki nefes. Sakin bekle. Yavaşça sırtı kaldırdık. Roll up. Güzel. Hiç fena değiliz. Şimdi hemen circle'ımızı alalım. Saçımız başımız dağıldıysa. Ve hemen göğüs kısmımıza devam ediyoruz. Bağdaş. Kollarımız öne. Dirseklerimizi büktük. Omuzun biraz daha aşağısındayım. Ve sıkıyoruz. Kasları hissedin. Çok iyi. Sık tut. 4, 3, 2, harika. Göğüs, omuz harika çalışıyor. Şimdi biraz daha omuz kaslarımızı hissedelim. Dirsekler yukarıda. Birleştiriyoruz. Son. Güzel. Üst komşumuzdan bayağı sesler geliyor. Ama yayına ne kadar geliyor bilmiyorum. Devam. Şimdi kollarım önde. Yukarıdan hafif aşağıya indirdim. Dirseklerim yanda. Koltuk altını hisset. Sık, bırak. Sık, bırak. Ve devam. 6. 'Dersimizi kurbağa üzerine, selülit bölgesi üzerine kurmuşken iç bacak olmadan olmaz. Şimdi circle'ı yerleştirdim dizlerimin arasına. Ayak tabanlarımı birleştirdim. Güzel. Şimdi sıktık ve bekliyoruz. Açmayın. İlk sıktığımızda her zaman daha çok sıkılır. Sonra gitgide açılıyor. Dikkat. Dikkat.
Şimdi buradan ve sık. 2, 3, 4, 15 tane. Tekrar tut ve 15, 14, 13, 12, 11, 10. İkinci set devam. Bekliyoruz. Şimdi aç en aşağıdan küçük. Minik, minik, minik. Bırak. Sık, aç, sık, aç. Ve süper. Şimdi sarkını al. Ayaklarını salla, 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 salla. Bugün çok iç yaptık. Üçüncü seti yaparsak artık biraz daha hamlık olabilir. Ona çok gerek yok. Şimdi dizlerimizi göğsümüze çektik. Hemen kolumu salla. Sol tarafa doğru dizleri düşür. Sırtını rahatlat. Belini rahatlat. Vücudunu rahatlat. Nefes al. Nefes verirken ortaya gel. Harika bir ders yaptın. Diğer tarafa doğru dizleri düşür. Esnet belini. Nefes ver. Yavaşça ortaya doğru gel. Ve ayaklarını yavaşça yere bas. Sağ bacak uzat, sol bacak uzat. Gözlerini kapat ve sakinleşmeye başla. Harika. Öncelikle nabzını düşün. Nabzın yumuşasın. Kalp atışların yavaş yavaş sakinleşecek. Bu güzel çalışma özellikle çok sık kullanmadığımız iç kaslarımızla merkez bölgesinde yoğunlaştı. Karın ve bacak. Buraları düşün. O ince, çok kullanmadığımız kaslar gevşerken böyle solsun. Rahatlasın ve sakinleşsin. Şimdi biraz yumuşadığını fark et. Ve burnundan güzel bir nefes al. Sakin ve yumuşak. Burnundan nefes ver. Yavaş. 4 nefes yapacağız. Nefes alışımızla nefes verişimiz eşit olsun. Yumuşak. Rahat. Bol oksijenle dolu. Ve bizi rahatlatan bir nefes. Müdahale etmediğimiz aslında bedenin kendi içinde olması gereken sürede ve rahatlıkta. Güzel. Şimdi burnundan nefes al ve ağzından nefes ver. 4 nefes yapacağız. Yine dinginliğimizi koruyacağız. Ama artık burnundan aldığım nefese göre ağzınızdan boşalttığınız nefesin süresi daha uzun olabilir. Sakin. Rahatlatan. Mutlu eden. 4 rahat nefes. Şimdi normal nefese dön. Bedenini rahat bırak. Bırak bakalım nefes alışverişini nasıl yapacak? Nereden nefes alacak ve nereden nefes verecek? Nabzındaki değişiklikler, bedenindeki değişiklikler. Seni rahatlatırken uyutan değil, enerjini arttıran bir nefes oldu. Sakinleşiyorsun ama bir taraftan enerjin yükseliyor. Bedenin dinleniyor ama aynı zamanda yenileniyor. İşte bu farklı ruh halini hisset. Güzel. Dünya gibi yenilendiğini hisset. Yeni bir mevsim gibi. Yeni bir hava dalgası gibi. Yeni bir çiçeğin ateşi gibi.
suyun berrak yenilenmesi gibi doğanın bir parçası olarak hücrelerinin de yenilendiğini hisset. Ruh halinin yenilendiğini hisset. Zihninin yenilendiğini hisset. İşte bu yeni seni çok sever. Haftan günün güzel geçsin. Bir sonraki derse görüşünceye kadar sabırsızlanıyorum. Kendine iyi bak. Seni sevdiğim için unutma. Hoşça kal.